Efendim. Emine Hanım, İstanbul'dan telefon attığımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Emine Hanım. Hayırlı akşamlar oğlum. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Siz de sağ olun. Ben de Erzurumluyum, siz de Erzurumlusunuz. Öyle mi? Safalar getirdiniz. Sizi hep takip ediyorum. Allah razı olsun. Maşallah, subhanallah, Allah razı olsun sizi yetiştirenlerden. Amin, Allah razı olsun. Biraz heyecanlıyım. Yaş Estağfurullah. 68. Maşallah Emine Hanım, Emine teyze. Sağ ol, Allah razı olsun. Benim sorum olacak yavrum. Buyurun. Nasıl desem, yani sorguya çekilecek olanlar hani dinimizde veya öbürki dinlerden hepsi aynı sorudan mı hani Allah'a cevap verecekler? Cennete hani hep birlik nasıl oluyor onu? Yani yine kabirdeki sorular mı, yoksa Ahiret. bu ahiretteki boyutuyla alakalı mı sorarsınız? Yani öldüğümüz zaman cennete hani öbür köşeyle de gidebilecek mi yani bizim dinimizle? Anladım. Tamam. Soralım inşallah Emine teyze. Bir de bir sorum daha var. Buyurun. Şu buyrunuz var olsun yavrum. Kalem suresinin anlamını istiyorum. Neden diye sorarsan benim abim koronadan vefat etti. 2 ay oldu. Üzüntüsünü yaşıyorum zaten. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Şöyle rüyama geldi. Seslendi bana Emine Emine diye. Ne oldu abi dedim. Kalem suresini oku bana dedi. Yani bana diyor yani. Kalem suresini oku. Hangi ayetini okuyacağım dedi. Söyledi. Orayı anlayamadım. Dedim ya tekrar söyle abi dedim. Ya beni bırakmıyorlar ki dedi, anlatayım dedi. Anladım. Yani böyle burada bir ağlayarak sebebi, uyandım. hikmet Yani var o mıdır? kalem suresinin anlamını istiyorum. Soralım Emine teyze. Allah rahmet eylesin ağabeyinize de. Rabbimiz koronavirüsle mücadele noktasında bize de yardım etsin. Ölmüşlerimize de, bu hastalık yüzünden ölmüşlerimize de rahmetiyle muamele etsin diyerek yine bir sorgu sorusu hocam. Nasıl devam edelim, ne dersiniz? Yani bu konuda biz Müslümanların alimlerimizden öğrendiğimiz husus nettir. İslamiyet'ten sonra insanların durumlarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelmesinden önceki durumlar farklıdır. Elbette ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Allah tarafından gönderilen peygamberlerin bir dini vardır. O da İslam dinidir. Kaynak Yüce Rabbimizdir ve Yüce Rabbimizin göndermiş olduğu kitaplardır. Onun için biz Müslümanlar bütün peygamberlere inanırız ve bütün kitaplara iman ederiz. Bu imanın şartlarındandır. Çocukluğumuzdan beri öğreniriz. Aynen öyle. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifiyle artık ondan önceki dinler muharref, yani değiştirilmiş, bozulmuş, tahrif edilmiş olduğundan İslam dini ile nesh edilmiştir. Yani hükümler ortadan kaldırılmıştır. Bir başka ifadeyle dünyaya gelen her kişinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesi imanın şartıdır ve Kur'an-ı Kerim'e iman etmesi imanın şartıdır. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarını da sakınması noktasında en azından bu hükümleri kabul etmesi de imanın şartıdır. Bunun istisnası yok mudur? Elbette ki İslam'ı duymayan, hiç bilmeyen bir toprakta yaşayan insanlar olabilir mi tarihin bir köşesinde? Elbette ki o kişiler Cenab-ı Allah onları affedecektir. Alimlerimiz öyle der, rahmetiyle muamele buyuracaktır. Yine kafirlerin küçük çocukları, yani buluğa ermemiş çocukları rahmete vefat ettiklerinde. Müstahak olacaklardır vefat ettiklerinde. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi duyduğu halde, Kur'an-ı Kerim'i duyduğu halde ve bunun tebliğini işittiği halde iman etmeyenler ise cennete giremeyeceklerdir. Burada çok önemli bir nokta var. O da şudur. Bazıları der ki, bu toplumda yaygın bir sualdir değerli kardeşim. Derler ki filan kişi evet Müslüman olmadı, Kur'an'a inanmadı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu halde, işittiği halde iman etmedi ama dünyada çok iyilikler yaptı.
insanlara iyilik yaptı, akrabalarına, komşularına, hatta keşifler yaptı, değil mi? Buluşlar yaptı. Buluşlar yaptı, insanlar ondan çok faydalanırlar. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, herhangi bir kimse iman etmediği halde Allah'a, Allah'ın gönderdiklerine, ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın gönderdiğidir, Kur'an da Allah'ın gönderdiğidir. İşte Allah'ın gönderdiklerine, indirdiklerine iman etmediği halde ölürse, o kişilerin yaptığı imansız ameller hebaen mensurdur. Yani atılmıştır, çerçöp mahiyetindedir. Onun için iman şarttır. İmansız amel olmaz. Rabbim amelimiz, imanımızı da amelimizle birlikte götüren müminlerden eylesin. Amin. Bir yerde okumuştum hocam. Salih amellerin her birini bir sıfır rakamı olarak değerlendiriyorlar. Sıfır rakamının anlam bulacak tek hali var. O da başında bir sıfırdan büyük, en azından bir yazılması. İmanı da o bir gibi görüp ondan sonra kale alınacağına dair böyle bir şey okumuştum. Çok güzel, çok bir şey. Esas. Ben de bunu duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Birden birin önündeki sıfırların ise hiçbir değeri yok. Aynen öyle hocam. Evet. Allah imanımızı muhafaza kılmamıza nasip etsin inşallah.